Merhaba değerli Fuar TV izleyicileri, sizler için fuarları takip etmeye devam ediyoruz. Bugün İstanbul Kongre Merkezi'ndeyiz ve 3. Uluslararası Karayolları, Köprüler ve Tüneller İhtisas Fuarı'ndayız. Fuar standlarımızdan Uşaklı Gil firmasına konuk olduk ve yanımızda Genel Müdürümüz Uğur Bey bulunmakta. Bakalım bizlere firmayla ve sektörün gidişatıyla alakalı neler aktaracak. Merhabalar Uğur Bey, nasılsınız? Teşekkürler, sizlere sormalı. Bizler deyiz, çok teşekkür ederiz. Teşekkür Hayırlı ederiz. Fuarlar bu arada sizlere. Teşekkür ediyorum, sizlere de iyi fuarlar. Ve programımıza hoş geldiniz. Teşekkürler. Uğur Bey, sektörümüzden ve vermiş olduğumuz hizmetlerden bahsetmeden önce de ben sizleri tanıtmak istiyorum yine ekran başındaki izleyicilerimize. Hı-hı. Uğur Bey kimdir, sektöre girişi nasıl oldu, biraz sizleri tanımak istiyoruz. Evet, Uşaklı Gil firmamız 1996 yılında bir aile şirketi olarak kurulmuş olan bir firmadır. Son zamanlarda teknoloji yatırım yapan bir firma haline dönüştü. Asıl üretim gamımız bizim çevre çitleri. Güvenlik çit üreten firmayız. Toplam imaratta çalışan personel sayımız 150 civarında. Tabii sahadaki montajla, projeyle birlikte bazen 400-450'yi bulan firmayız. İstihdam ettiğimiz kişi sayısı. %62 yurt dışında ihracat yapan firma haline geldik son zamanlarda. Tabii biliyorsunuz Türkiye'deki son zamandaki döviz ve euro kurundaki artış bayağı etkiliyor ihracat yapan firmaları ama biz bu konuda bayağı ileri yönelik yatırım yapmış durumdayız son zamanlarda. Bu konuda iyiyiz. Her geçen gün ileriye dönük yatırım yapmaktayız. İşte son zamanlarda gürültü bariyer üretimini son 5 yıl önce üretim gamımıza kattık. Yani firma sürekli dikey büyümeye hedefleyen firma haline gelmiştik son 3 yılda. Ama son 3 yıl içinde de yatay büyümede gürültü bariyerleri gamımıza ilave ettik. Gürültü maddımıza ilave ettik. Avrupa'da nihayetinde gürültü problemleri olduğu kadarıyla Türkiye'de son zamanlarda bayağı sıkıntı gürültü olayı. İşte bununla alakalı bizim yeni yapmış olduğumuz ürünlerimiz var. Bu konuda bayağı Ar-Ge yatırımımız oldu. Son 1,5 yıldır da bu konuda bayağı iyi projeler yakaladık yurt dışında. Son 3-4 aylık periyot içerisinde de İhracatlarımız başlamış durumda yurt dışına ses bariyer konusunda. İlerleyen günlerde iyi olacağımıza inanıyorum ben. Daha da iyi olacağız. Peki şimdi ürünlerden bahseder olursak gürültü paneli dedik. Başka neler var gamımızda? Şimdi Uşaklı Gil firması olarak bizim Dilovası fabrikamız 22 metrekare üzerinde kurulu bir üretim hattımız var. Bugün Avrupa'nın en büyük entegre tesisinin bir tanesiyiz Türkiye'de. Değil hatta Avrupa'da şu an. Bizim 162'lik kısmımız zaten Orta Doğu ve Avrupa'yı ihracat. Biz aynı zamanda panel çit sektöründe iç piyasaya ve yurt dışına ihracat yapan firmayız. Panel çit, dekoratif çit üreten firmayız. High Security Fence dediğimiz yüksek güvenlikli tel çit olarak da şu an yurt dışına bayağı yüklü gamda mal üreten firmayız. Bunun haricinde de işte gürültü bariyerlerine son zamanda yatırım yaptık. Yeni üretim tesisimiz. Asıl sektörümüz bizim tel çit. Onun yanı sıra işte gürültü bariyerlerine yatırım yapan firmaya son dönemde. O zaman bu ikisinde daha ağırlıklı. Ya ağırlıklı da biz ilerleyen zamanlarda gürültü bariyerini çiti aşacağına inanıyorum ben yani ilerleyen dönemlerde. Çünkü yeni bir ürün, yeni bir teknoloji. Dediğim gibi yani gürültü olayı gerçekten son zamanlarda bayağı talep gören bir ürünümüz haline gelmiş oldu. Özellikle otoyollara yakın olan evler için. Ya tabii ki yerleşim alanlarında gürültü problemi Türkiye'de son zamanlarda bayağı sıkıntılı. Çünkü Türkiye bir Avrupa gibi değiliz. Türkiye'de genelde yerleşim planlamalarında hatalar yapılıyoruz. Bu her yerde olduğu gibi Türkiye'de var. Genelde otoyollara yakın yerlerdeki yerleşim alanlarında çok sıkıntılar doğuyor. Tabii yeni yolların gelişmesiyle birlikte doğan gürültüye neden illaki pazar yaşanacak bir geniş bir alana sahip olacağız bu konuda. Evet. Çünkü hedefimiz bu konuda çok büyük bizim Türkiye'de. Yani biz şu an önümüzdeki 2019 yılı dahilinde yani 2018 yılı sonunda toplam şu an Türkiye'de 180 bin metrekare bir hedefimiz var bizim, projemiz var. Bu da ortalama tahmin rakamlarımız 22 milyon euro civarında bir rakam yapıyor. Euro bazında konuştuğumuz takdirde. Bunlar iyi bir ciro baktığımız zaman yani gürültü olayında. Ama iyi olacağız inşallah ilerleyen dönemlerde. İnşallah. Peki nasıl bir ürün ki sesi kesiyor? Biraz anlatır mısınız? Şimdi bizim böyle göstermek istiyorsanız şimdi. Evet. Şimdi bizim gürültü bariyerleri alüminyum malzeme esaslı ürünlerimiz. %100 yerli üretimimiz bizim bu. %100 yerli. Yüzey goflajlı yüzey. 1 milim sacdan, delikli sacdan malzeme üretiyoruz biz. İçinde bunun özel taş yünü var. Özel bir taş yünü. Bunun yüzeyi cam tüy kaplamalı. Kaplı bir ürün. Tabi bunların hepsi akustik laboratuvar testlerinde bizim geliştirdiğimiz ürünler bunlar. Ortalama bu ürün bizim karayollarında kullanılan bir ürün. Bu dünya standartında A5 dediğimiz yani yutum özellikli bir ürün bu. Ortalama sesi 16 desibel absorbe etme özelliğine sahip bir ürün. Bayağı
Evet. Perfect bir ürün. İçindeki taş yünü 160 kilogram metreküp yoğunluğunda olan bir ürün. Üzerinde özel cam tül dediğimiz, yani buradan bakınca siyah bir detay gözüküyor. Hı hı. Cam tül kaplı ürün. Bu ürün tozu, yağmur suyunu ve egzoz dumanlı emiş özelliğine sahip bir ürün. Özellikle egzoz dumanlı emen bir ürün. Suyu ve yağmur suyunu ve çamuru barındırmayan bir ürün. Direkt yağmurla birlikte kendi dezenfekte edebilen bir ürün. Kompakt bir ürün. Bunun haricinde bizim tabii tünellerde ürettiğimiz yeni ürünlerimiz var, geliştirdiğimiz. Tünelleri kaplayabilme özelliğine sahip ürünlerimiz. Bu ürünümüz bizim otoyollarda ve demir yollarında kullanılan bir ürün şu an. Zamanla işte ürün, işte Arge olayında şu an yeni tasarladığımız bir ürünümüz var bizim işte. Ortalama 26 desibeli sesi absorbe özelliğine sahip bir ürün. Şu an Avrupa'da ürünü önümüzdeki günlerde Avrupa'da test ettireceğiz. Akredite laboratuvarlarda. Bunu özellikle Almanya'da genelde bu ürün test ediliyor. İşte o ürün de geliştikten sonra Türkiye pazarına yeni bir ürün sunacağız inşallah zamanla, yavaş yavaş. İnşallah. Örneklerde de görüyoruz yine Çeşme Otobanı'nda. Evet, bu bizim Aydın-İzmir Otobanı. Toplam burada 9 kilometre bir yeni viyadük yapıldı bölgede. Bornova Viyadüğü. Bunda ortalama 9750 metre bir proje bizim. Onun haricinde yine en üstteki projemiz yine İzmir Karayolları'nda yaptığımız proje. Şu an işte demir yollarında projemiz devam ediyor. Ama ilerleyen günlerde işte büyük şehirlerde şu an bir iki tane projemiz var. Bunlar gündeme gelecek. İşte şu an bizim işte Katar projemiz var. Toplamda 30 bin metrekarelik olan bir projemiz. Buraya sadece malzeme satışı biz gerçekleştiriyoruz. Ama işin yine başında bir danışmanlık hizmeti vereceğiz onlara ilerleyen zamanlarda. Şu an görüşmeye devam ediyor o konuda. Peki hizmet kaliteniz nedir Uğur Bey? Neleri baz alıyorsunuz? Ya bizim için yaparken? Öncelikle uygulamada iş güvenliği bizim için çok ön planda. İş güvenliği ve iş sağlığı çok önemli bir firmayız bu konuda. Biz biraz daha genelde işte bizim know-how'umuz biraz Avrupa'yı know-how dediğimiz, yani iş güvenliği konusunda hassasız bu konulara özellikle. O konuda hiç sıkıntımız yok. Bizim için öncelikle tabii ki insan. Evet. Buna önem vermek gerekiyor. Biz özellikle montaj kısmında hem üretim yapan firmayız, hem bu işin sahada montaj uygulaması yapan firmayız. O konuda biraz hassasız yani. Hı hı. Sektördeki farkınızdan bahseder olursak peki neler söyleyeceksiniz? Vallahi sektördeki farkımız şöyle, bizim tabii ki Uşaklı firması olarak dediğim gibi yani sektör değil, Avrupa'da bugün entegre bir firmayız. Biz her zaman işte büyüyen Türkiye'de, gelişen ülkelerde her zaman öncülüklü yapan bir firm. Bu konuda öncüyüz yani. Bu konuda iddialıyız aynı zamanda. Hep diyorlar ki Uşaklı'nın rakibi kim? Uşaklı'nın rakibi kendimiz yani. Bizim iyi rakip olmuyor piyasada yani. Bu kadar da bu konuda da iddialıyız tabii ki. Yani bugün Avrupa'nın en büyük, dediğim gibi yani en büyük entegre tesisinin bir tanesi şu an. Bizim Dilovası'ndaki yatırımımız çok büyük bir yatırım. Toplam 30 milyon dolarlık bir yatırımımız yani bugün. Yani telsiz sektöründe iyi bir rakam bunlar. Gerçekten yüksek. Evet yani bugün rakam. İyi bir yatırım. Şu an işte ikinci üretim tesisimizi kuruyoruz. Hattane dediğimiz işte çit sektöründe yeni bir hat kuruyoruz şu an biz. Hem hattı kendimiz üreteceğiz. Teli sıfırdan alıp yani ham maddeyi alıp fi maşini kendimizi üreteceğiz. Aynı zamanda imalatta yani punta kısmında piyasaya farklı hizmet vereceğiz bu konuda. Yani ortalama burada biz fiyatlarımızı %15 rakamında aşağı çekeceğiz. Avrupa'ya daha çok ihracat yapmayı planlıyoruz bu konuda. Hattı kurduğumuz takdirde inşallah iyi olacağız. Temennimiz biraz o. Biraz daha ihracatı mı o zaman artırmaya? Tabii ki yani şu koşullarda ihracat yapmak gerekiyor. Yani işte hızlı büyüyen ülkelerde ve şehirlerde ne oluyor? Sürekli üretim yapmak gerekiyor. Sürekli üretim yapmak gerekiyor. Hedef bizim şu an Avrupa'nın üzerinde bir pazar hedefimiz. Yani Avrupa'daki şu an bizim görüşümüz firmalara mesela bugün Avrupa'daki belli başlı çit üreticileri var iddialı konumda. Şu an aynı zamanda biz bunlar şu an malzeme tedariği yapan firmayız. O konuda iddialıyız yani. Yani şu an bizden Avrupa'da birkaç firma şu an partnerlik istiyor yani birliktelik istiyorlar. Tabii biz hep Türkiye'yi çağırıyoruz. Siz gelin biz niye Avrupa'ya geleceğiz? Niyetini burada işçilik o konuda iyi. Evet. Kalite de iyi şu an. Yani bizim şu an makine parkuru komple Alman teknolojiyle şu an çalışan firmayız o konuda yani. O konuda iyiyiz. Hem makine parkuru hem iş gücü. Tabii ki iş gücü ve makine parkuru da iddialıyız bu konuda yani. Hı hı. Bu konuda da iddialıyız evet. Diyorsunuz. Fuarda da yeni yerimizi aldık. Uşaklı gibi olarak devamlı katılıyorsunuz. Vallahi evet, fuarlarda genelde katılıyor. Yani artık aranan firma haline geldik fuarlarda Uşaklı gibi olarak yani evet. Nasıl gidiyor bu fuar? Vallahi fuar bayağı yoğun geçti. Dediğim gibi işte gürültü bariyerindeki son dönemdeki talepler doğrultusunda işte bir iki tane projemiz oldu. Yani yeni bir proje şu an gündeme geldi. Bunlar da bayağı büyük projeler. İddialı projeler. Tabii ki hedefimiz olan projeleriydi bunlar. Fuarda oluşumuz da bizi bir tık yukarı çıkardı bu nebzide.
bayağı iyi geçiyor şu an. Evet, çok güzel. Evet. Peki sektörle alakalı bilinçlendirmek adına ya da yeni girişimcilere neler söyleyeceksiniz? Vallahi hep şunu diyoruz biz, yani durmak çok, yola devam diye bir tabir diyoruz sürekli Türkiye'de ama evet. Hep şundan yana, sürekli üretmek gerekiyor. Sürekli yenilik yapmak gerekiyor. Yani olaylara farklı bakmak gerekiyor. Yani şimdi biz firma olarak panel çift üreten firma idik ama dikey büyümede iyi seviyelere geldik firma olarak, ama diyoruz ki artık biz yatay büyümede farklı ürün gamıyla piyasaya çıkmamız gerekiyor. Evet. Çünkü bizim marka bilinirliği son zamanlarda bayağı iyi seviyelerdeyiz biz. Mesela bugün Avrupa fuarlarında artık aranan firma haline geldi Uşak gibi bakıldığı zaman yani. Hedef her zaman bir tık üstte. Yani her zaman kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Yani tamam biz çift üretiyoruz ama parkura baktığınız zaman, arkamızdaki güce baktığımız zaman çok büyük güçteyiz şu an biz. Ama biz bu gücümüzü sahaya iyi yansıtmamız gerekiyor. İşte ondan dolayı biz işte ses bariyerlerine hep yatırım yapmış durumdayız son zamanlarda. Çünkü gerçekten neden Avrupa Türkiye'ye gelsin, mal satsın? Biz bunu burada üretebiliyoruz şu anki durumda yani. Bu konuda iddialıyız. Tüm sertifikalara sahibiz. O konuda iyiyiz yani şu an. Evet. O zaman sizlere başarılar diliyoruz bu yolda. Zaten güzel işlere imza atmışsınız. Vallahi teşekkür iyi olacağız inşallah. Sizlere. Biz teşekkür ediyoruz. Bir başka programda görüşmek üzere. Görüşmek tekrardan diliyorum. Teşekkürler, sağ olun. Evet değerli izleyicilerimiz, bugün rüyamız İstanbul Kongre Merkezi dedik. 3. Uluslararası Karayolları, Köprüler ve Tüneller İhtisas Fuarındayız. Sizlere Uşaklı Gil firmasından seslendik. Şimdilik bu standtan aktaracaklarımız bu kadar. Söz Merkez stüdyolarında.